Bakış şu, Sayın Erdoğan'ın bakışı şu. Bu kininizi saklı tutun bakışıdır. Değil mi Sayın Çanakçı? Bakın çok sert. Yani bir hakikaten bir öç alır gibi, bir intikam alır gibi. İşte zararlı olan, kötü olan bence bu. Ne diyeceksiniz? Ya şimdi başlangıçta da dediğim gibi Fatih Bey, şimdi bu iktidarın bu tür kutuplaşmaları kullanmaktan başka elinde çok fazla bir malzeme yok açıkçası. Yani şimdi ekonomiye bakıyorsunuz, ekonomi dibe vurmuş durumda. Belki biraz sonra onları biraz konuşuruz. Şimdi hani boş tencerenin devremeyeceği iktidar yoktur diye sözü var rahmetli Demirel'in. Şimdi bu hükümet açıkçası geç de olsa bunu gördü. Çözümü başka yerlerde arıyor. Onları belki konuşuruz biraz sonra. Ama bu arada işte dikkatleri buradan çekmek için, uzaklaştırmak için, işte başka noktalarda kendi taraftarlarını diyelim, kendine destek verenleri konsolide etmek için bu tür işte yollara teşebbüs edecek, bunları kullanacak ve bunları önümüzdeki dönemde belki daha fazla göreceğiz. Ama bizim işte burada dikkatli bir tutum, dikkatli bir tavır ortaya koymamız gerekiyor. Yani bunun peşine takılarak Türkiye'nin gerçek meselelerinden uzaklaşılmasına müsaade etmememiz gerekiyor. Yani, siz bir yerde bırakmıştınız oradan. Şimdi yani ekonomide tabii hep söylüyoruz, 3 tane çok önemli sorun var diyoruz. İşsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı. Şimdi 2 yıldır da tam böyle 2019 yılının Ekim ayından beri enflasyon yukarı doğru gidiyor. TÜİK rakamlarına göre bile artık gizlenemez boyutta. AK Parti üretici fiyatları enflasyonunu devraldığı seviyenin üzerine çıkardı. Tüketici fiyatları enflasyonu TÜİK'in rakamlarına göre bile %20'ye çıktı. Bakın bu akademisyenler grubunun yıllık rakamları da açıklanmaya başladı Eylül ayından itibaren. Oradaki yıllık enflasyon %45. Gıda enflasyonu TÜİK'in rakamlarına göre böyle bile %29. Orada gerçek rakamlara baktığınız zaman orada da %40-50 arasında minimum bir enflasyondan bahsediyoruz. Şimdi böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunun beraberinde getirdiği bir yoksulluk tablosuyla karşı karşıyayız. İşte dediğim gibi bu hükümet önce inkar yoluna gitti. Her şeyde olduğu gibi. Ama baktı ki hani tabiri caizse mazur görülsün papuç pahalı. Yani bu iktidara mal olacak noktaya doğru gidiyor. Bu defa pahalılığı dikkat ederseniz son haftalarda hem hükümet cenahından hem de yandaş medyadan bu hayat pahalılığıyla ilgili itiraflar gelmeye başladı. Bu iyi bir şey. İtiraf ve kabul edilmesi iyi bir şey. Ama çözüm yanlış yerde aranıyor. Yani çözüm çok yanlış yerde aranıyor. İşte önce ne yaptı? Çözümü işte bu patates soğan depolarına şey yaptı. Oraları denetlemekle bu işi halledeceğini düşündü. Sonra işte pazarcı esnafı, sonra işte marketler, şimdi kebapçılar. Buralarda çözüm arıyor. Ve sürekli de bir bahane üretiyor iktidar. Yani benim yüzümden değil, benim politikalarım yüzümden değil, işte şu nedenle, bu nedenle, kendi dışındaki nedenlerle sanki bu enflasyon yaşanıyormuş gibi böyle bahaneler üretiyor. Bu da işte aslında bu tür çabalar da biraz onun yansıması. Yani benim çok sevdiğim bir söz var Fatih Bey. Başarısızlık gemisi bahaneler denizinde yüzer diye. Şimdi bu hükümetin başarısızlık gemisi o kadar çok ağırlaştı ki, dibe çökmeye başladı ki sürekli bahane üretmek durumundalar. Sürekli bahane üretiyorlar. İşte biraz önce saydığım bahaneleri üretiyorlar. Şimdi de geldiler işte tarım kredi kooperatiflerine işte 1000 tane market kurdurursak bu işi hallederiz gibi. Mesele o değil ki. Yani eğer mesele gıda fiyatlarıyla mücadele ise veya uygun fiyatlı yerlerden gıdayı almaksa vatandaş zaten kendi hesabını kendisi yapıyor. Hani bizim ekonomist yazar Alaaddin Aktaş Bey'in güzel bir sözü var. Yani gıda alanındaki denetimin en büyük şeyi, garantisi vatandaşın kendisi. Vatandaş zaten kör kuruşunun hesabını yapıyor. Neyi nereden ucuz alacağını biliyor.
yani Cumhurbaşkanı'nın hükümetin yönlendirmesine ihtiyacı yok ki. Şimdi hükümetin yapması gereken, hükümetin esas aslında peşinde olması gereken vatandaşın dişinden tırnağından aktardığı, kendisine vergi olarak verdiği paraların, o kör kuruşun hesabını yapmak. Yani onları çarçur etmemek. Onları işte götürüp böyle toprağa, betona gömmemek. Onları cömert garantilere harcamamak. Onları lükse, şatafata harcamamak. Şeyleri, makam araçlarını kargo uçaklarıyla işte Amerika Birleşik Devletleri'ne taşımamak. Vatandaşın baktığı bu. Vatandaşın peşinde olduğu bu. Hükümetin yapması gereken de bu. Yoksa ben işte 1000 tane market açacağım, işte gıda fiyatlarını ucuzlatacağım. Şimdi bakılıyor, yani hesaplar yapılıyor. İşte o tarım kredi kooperatiflerinin açmış olduğu marketlerin fiyatları, işte diğer marketlerin fiyatlarından çok daha yüksek. Eğer samimilerse açıklasınlar. 2017'de kuruldu ilk market. 2017'den 2021'e kadar bu marketlerdeki fiyat artışları ne olmuş? Diğer marketlerdeki fiyat artışları ne olmuş? İlk 10 tane ürün için yayınlasınlar bunu. Veya bu marketler ne kadar zarar etmiş? Onu yayınlasınlar. İşte toplam 58-60 milyona yakın zarar var. Bu zararlar nereden karşılanıyor? Milletin vergilerinden karşılanıyor. Şimdi siz milletin vergilerini alacaksınız, götüreceksiniz orada işte kaç yerden maaş alan yönetim kurulu üyelerine vereceksiniz. Ondan sonra onunla da siz esnafı onlarla rekabet ettireceksiniz. Bu mudur Allah aşkına enflasyonla mücadele? Yani şimdi tarım kredi kooperatiflerinin görevi belli. Finansman konusunda, girdiler konusunda çiftçiye yardımcı olmak. Çiftçinin traktörüne haciz koyuyorsunuz siz. Yani eğer o kadar çiftçiyi seviyorsanız, o kadar üreticiyi seviyorsanız niye bunları yapıyorsunuz? Niye bu konularda adım atmıyorsunuz? Yani şimdi burada rakamlar ortada. Yani şöyle bir bakalım yani tarımsal girdilerle ilgili rakamlar ortada. Yem %60, saman %100, tarımsal sulama 3 yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde %168, zirai ilaç 1 yılda %75, gübrede %250'ye varan artışlar oldu Fatih Bey. Eğer siz enflasyonla mücadele edecekseniz, gıda fiyatlarıyla ilgili mücadele edecekseniz buralarda çalışın. Yani mazotu, traktörü, tohumu, ilacı saymıyorum. Yani siz bunlarla mücadele etmeyeceksiniz, kuru patlatacaksınız. Bakın şimdi siz yani kurda istikrarı sağlamadığınız müddetçe, Merkez Bankası'nın politikalarına güveni sağlamadığınız müddetçe enflasyonla mücadelede başarılı olamazsınız. Bugün Türkiye'de enflasyonun tek sebebi vardır. Bakın birçok alt sebeplere gittiğimiz zaman konuşabiliriz ama kök tek sebebi vardır. Hükümete ve Merkez Bankası'na olan güvenin tamamen yok olmuş olmasıdır. Dolayısıyla biraz önce konuştuk. İşte Merkez Bankası kendi kendine karar alıyor. Hep ben o örneği veriyorum. Avara kasnak gibi boşa dönüyor. Ekonomide çarkları çevirecek faizleri aşağıya çekemiyor. Enflasyon bekleyişlerini aşağıya çekemiyor. Geleceğe yönelik güven veremiyor. Yatırımlar için uygun bir öngörülebilirlik sağlayamıyor. Böyle bir tabloda siz işte çıkmışsınız. İşte böyle hani anahtarı samanlıkta kaybedip şeyde aydınlık diye sokakta aramaya benzer bir şey. Yani özetle toparlayacak olursam yani bu hayat pahalılığını nihayet bir şekilde kabullenmiş oldular ama çözümü çok yanlış yerlerde arıyorlar. Yani buradan bir çıkış sağlamaları, bir toparlama sağlamaları da çok mümkün gözükmüyor açıkçası. Peki Sayın Oyan, siz ne diyeceksiniz? Yani bir yandan bu var, bir yandan Sayıştay'ın açıkladığı raporlar var. İnanılmaz bir israf, usulsüzlük, hatta yolsuzluk da diyebilirsiniz. Gerçi Türkiye'de savcılar harekete geçmiyor ama yani sadece Avrasya Tüneli'nde mesela kur hesabı yanlış hesaplanmış. 25 milyon araç yerine 12 milyon araç geçmiş. Ayrıca yanlış kur hesaplamasından ödenen para 456 milyon lira yerine 492 milyon lira para ödenmiş. Pardon, 494 milyon lira. 37.9 milyon liradan fazla şirkete ödeme yapmışlar. Bu basit bir şey. Bunun dışında işte boru almışlar 7 liraya. Bunu 7 liralık boruyu devlete 2600 liraya yakın bir rakama satmış karayollarında.
Yani Sayıştay'ın 157 sayfalık bir raporu var. Şurada Sayıştay raporu. O raporu sayfa sayfa incelerseniz aslında görürsünüz. Ama önemli olan ne biliyor musunuz? Sayıştay raporları eskiden 250-300 sayfaydı. Bu sansürlü hali. Bu bir kurulun, bir heyet.